Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerden hangisinin ambalajında karşısına verilen güvenlik sembolünün bulunması beklenmez? Kezap, aşındırıcı, doğru. Çamaşır suyu, aşındırıcı, doğru. Hidrojen gazı, bu işaret yakıcıdır. Hidrojen gazı için yanıcı, yani alev işaretinin olması gerekiyordu. Lavabo açıcı için doğru. Böcek ilacı için yine doğru işarettir. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Atom modellerine ait yukarıdaki verilen görüşlerin her birisi yalnızca bir atom modeli ile eşleştirilirse hangi seçenekteki atom modeli boşta kalır? Atom parçalanamaz, Dalton. Elektronlar çekirdeğe belirli uzaklıkta yörüngelerde bulunur, Bohr. Atom çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 santimetredir, Thomson. Elektronun çekirdek etrafındaki yeri tam olarak belli değildir, Heisenberg, yani modern atom teorisidir. O zaman burada Rutherford boşta kalır. Cevabımız C seçeneği. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? X artı 2, Y eksi ve Z eksi 2 iyonları aynı soygaz elektron düzenine sahiptir. X artı 2, Y eksi ve Z eksi 2 aynı soygaz elektron düzenine sahip olduklarına göre hepsine 10 diyelim. Z'nin elektron sayısı 10 ise proton sayısı 8. Y'nin elektron sayısı 10 ise proton sayısı 9. Ve X'in elektron sayısı 10 ise proton sayısı 12'dir. Üçü de aynı periyot elementleridir. X 3. periyot, Y ve Z ise 2. periyot elementidir. Bir yanlış. İyon çapları arasında Z'nin iyon çapı Y'den, Y'nin iyon çapı da X'ten büyüktür. Doğru. Atom çapları arasında, atom çaplarına baktığımızda X 12'ye 12, Y 9'a 9 ve Z 8'e 8 olduğundan dikkat edilirse periyodik cetvelde atom çapı sola ve aşağı doğru artacaktır. Üçüncü periyot 2A grubu, ikinci periyot 7A grubu, yine ikinci periyot 6A grubu olduğundan dolayı Z ile Y'nin yer değişmiş olması gerekiyor. O zaman üçüncü öncülde yanlıştır. O zaman bizden doğru istiyor. Yalnız 2B seçeneğidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Yukarıdaki X, Y ve Z saf maddelerinin P atmosfer basınç ve T santigrat derece sıcaklıktaki fiziksel halleri verilmiştir. 1. X'in erime noktası T santigrat derecedir diyor. Çünkü T santigrat derecede X katı sıvı haldedir. Doğru. Y'nin kaynama sıcaklığı T santigrat dereceden küçüktür diyor. T santigrat derece de olabilir. Yani kesin değil. Z kaynamakta olan bir sıvıdır. Yoğunlaşan bir gaz da olabilir. Yoğunlaşan bir gaz da olabilir. Yani kesin değil. O zaman cevabımız yalnız bir A seçeneği. Belirli bir dış basınçta ağzı açık bir kapta kaynamakta olan bir sıvıya ait niceliklerinden hangileri kesinlikle sabittir? Sıcaklık saf ise sabittir. Saf olup olmadığı söylenmediğinden dolayı tuz artı su
Kaynarken sıcaklık artar. O zaman sıcaklık kesinlikle sabittir denemez. Buhar basıncı, kaynamakta olan bir sıvının buhar basıncı sabittir. Yoğunluk diyor. Yine kaynamakta olan bir sıvının yavaş yavaş hacmi değişip buharlaşan miktardan dolayı, kütlesi de azalacağından dolayı yoğunluk hakkında kesin bir şey söylenemez. O zaman cevabımız yalnız 2, B seçeneğidir. Buna göre yukarıdaki olumsuzluklardan hangilerine suyun sertliği sebep olabilir? Suyun yapısındaki kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyon derişimi arttıkça suyun sertliği artar. 1. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin rezistanslarında kireçlenme oluşumu doğru. Bazı bireylerde böbrek taşı oluşum riskini artırma doğru. Sabun ile etkileşim sonucu oluştuğu çökeleğin lavabo borularını tıkaması doğru. O zaman cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinin türü karşısında yanlış verilmiştir? A seçeneğinde magnezyum karbonatı ısı ile parçalamış analiz reaksiyonu doğru. Metil alkolün oksijen ile yakılması, yanma doğru. Metal asit tepkimesi nötrleşme değildir. Metal asit tepkimesi C seçeneği beklesin. Azot ile hidrojenin birleşip NH3'ü oluşturması sentez, yani birleşme reaksiyonu. E seçeneğinde bakır 2 nitrat ile sodyum sülfatın reaksiyonundan sodyum sülfat dibe çöküp net iyon oluştururken sodyum nitrat suda seyirci iyonu meydana getirmiştir. Yani çözünme, çökelme tepkimesidir. Doğru. Burada yanlış olan o zaman C seçeneğidir. Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. Buna göre numaralı bölgeler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır denmiş. A'ya bakacak olursak birinci olay yapım olayıdır. Doğru bir ifade. Karbondioksit artı sudan glikosentezi gerçekleşmiş. Dolayısıyla fotosentezi tanımlamakta ya da kemosentezi tanımlamakta doğru bir ifadedir. Organik molekül üretilmiştir. Yapım reaksiyonudur. B'ye baktığımızda 2'de azot tüketim olur. N azotu ifade etmekte. Glikoz yapıya bakacak olursak C6H12O6 anlamına gelmekte. Buna bir de azot eklenince amino asitler meydana gelecek. Dolayısıyla B seçeneği de doğru. C'ye baktığımızda 3'te su çıkışı gözlenir denmiş. Şimdi 3'e baktığımızda glikozlardan nişasta sentezi gerçekleşmiş. N tane glikoz, çok sayıda glikozdan bir molekül nişasta meydana gelecek. Yapım reaksiyonu olduğundan dolayı N-1 molekül su açığa çıkar. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. E'ye bakacak olursak 5 tüm canlılarda gözlenir denmiş. Tabii 5'e baktığımızda protein sentezini ifade etmekte. Ribozom organeli tüm canlılarda ortaktır. Yani 5. olay tüm canlılarda gerçekleşir. Protein sentezi tüm canlılarda olur. D'ye baktığımızda 4 hayvansal hücrelerde gerçekleşir demiş. Tabii 4'e baktığımızda nişasta glikoza parçalanmış. Hayvansal hücrelerde nişasta bulunmaz. Çünkü bitkisel kaynaklıdır. Nişasta büyük molekül olduğu için hücre içerisine girmeyecek. Dolayısıyla hücre dışında parçalanacak. Nişasta glikozlara hücre dışında, yani ağız içerisinde ya da ince bağırsak içerisinde parçalanabilir. Fakat hücre içerisinde gerçekleşmez. D seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız D'dir. Aşağıda bir bitki hücresinin bazı kısımları gösterilmiştir. Numaralı bölgeler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. A'ya bakalım, bir de hücresel solunum gerçekleşir. Doğru bir ifade, çünkü bir mitokondriyi ifade etmekte. Mitokondri organeli hem bitkilerde hem de hayvanlarda, ökaryotik hücrelerde bulunmakta. Dolayısıyla ATP'nin gerçekleştiği reaksiyonları gerçekleştirir. Oksijenin solunum merkezidir. 2'ye bakacak olursak burada 2O2 üretir demiş. Doğrudur, çünkü 2 kloroplastı göstermekte. Kloroplastlara da baktığımızda karbondioksit artı su ışık enerjisi yakalanacak ve burada organik madde sentezi gerçekleşecek, oksijen gazı atmosfere gidecek. B seçeneği de doğrudur. C'ye baktığımızda 3 hücre yönetimini sağlar. 3 çekirdeği ifade etmekte. Çekirdek yönetici molekül.
D'ye baktığımızda 4 koful öz suyuna sahiptir. Doğrudur. Çünkü bu kofulu ifade etmekte. Koful içerisinde koful öz suyu bulunur. E'ye baktığımızda 5 çift sarılı kloroplastır denmiş. Şimdi E'ye biz 5'e bakacak olursak 5 burada endoplazmik retikulumu göstermekte. ER'yi göstermekte. ER tek sarılı bir organeldir ve hücre içerisinde madde taşınmasına yardımcı olmakta. Kloroplast değildir. 2 numaralı yapı kloroplasttır. Cevabımız yanlış olan ifade E seçeneğindedir. Cevabımız E'dir. Aşağıdaki deney tüplerinin her birine belirtilen şartlarda ayrı ayrı saprofit, fotoautotrof ve kemoautotrof bakteriler konulduğunda bütün deney tüplerinde üreme gözlenmiştir. Buna göre deney tüplerine bırakılan bakteri türleri hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir? Şimdi X'e baktığımızda ışıklı ortam, inorganik maddeler bırakılmış ve üreme gerçekleşmiş. Demek ki buradaki canlı fotosentez yapmıştır. Demek ki fotosentetik bir canlıdır. X fotosentez yapar. Yani fotoautotrof bakteri ifade eder. Dolayısıyla ya C ya da E seçeneği doğrudur. A, B ve D seçenekleri gitti. Şimdi Y'ye baktığımızda Y canlısı protein, yağ, karbonhidrat bulunan ortamda bırakılmış. Bir miktar su bırakılmış ve burada üreme gerçekleşmiş. Demek ki Y saprofit bir canlıdır. Z'ye baktığımızda Z karanlık ortama bırakılmış ve yanında inorganik maddeler var. Karanlık ortamda inorganik maddeden organik madde sentezleyebiliyorsa bu kemosentez olayıdır. Yani kemosentetik bakteri tarafından gerçekleştirilecek. Dolayısıyla X fotosentezi yapacak, Z kemosentezi yapacak ve Y de saprofit yani ölü bitki ya da hayvanları ya da artık materyalleri parçalayacaktır. E seçeneğindeki eşleştirme de yanlıştır. Cevabımız C'dir. Yukarıdaki dönüşümlerde görevli K, L ve M canlıları için yargılarından hangileri doğrudur denmiş. 1'e baktığımızda K olayını gerçekleştiren canlılarda hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir. Doğru bir ifade. Çünkü organik atıklar NH3'e dönüşmüş. Demek ki bu canlı saprofit bir canlıymış. Bunlar da sindirim enzimleri, hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir. 2'ye baktığımızda L'yi prokaryot canlılar gerçekleştiremez denmiş. L de N2, NO3'e dönüştürülmüş. Yani havadaki azot yakalanmış. Dolayısıyla bunu rizobiyum adı verilen bakteriler gerçekleştirebilmekte. Bakteriler prokaryottur. Gerçekleştiremez ifadesi yanlıştır. 2 gitti. 3'e baktığımızda M olayın identifikasyon canlılar yapar. NO2, NO3'e dönüşmüş. Buradaki nitrat bakterileri NO2'yi NO3'e dönüştürecekler. Bunlar denitrifikasyon bakterileri değildir. Nitrifikasyon bakterileridir. Nitrat bakterisi diyelim. Nitrifikasyon bakterisidir. Dolayısıyla denitrifikasyon ifadesi dolayısıyla yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği yalnız birdir. Aşağıda arılarda üreme olayı gösterilmiştir. Buna göre mayoz bölme, modifikasyon ve partenogenez olayları hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir denmiş. Şimdi bir kere kraliçe arıya baktığımızda iki en kromozomlu. Yumurtayı meydana getirecek. Yumurtaların meydana gelmesi mayoz bölme ile gerçekleşmekte. Bu döllenmemiş yumurtadan erkek arının meydana geldiği yer işte şurası partenogenezdir. Partenogenez yazalım. Dolayısıyla sadece küçücük bir yeri ifade etmekte partenogenez. Döllenmemiş yumurtadan burada erkek arının meydana gelmesi anlamına gelmekte. Şimdi döllenen yumurtaya baktığımızda bir kere erkek arı sperm nasıl meydana getirmekte? Kendisi en kromozomlu. Burada mitoz hücre bölmesiyle spermler meydana geliyor. Yumurta ile sperm döllendikten sonra burada zigot meydana gelecek. Zigot da burada beslenme farklılığına göre ki şu olay yazalım modifikasyon dediğimiz olaydır. Bu modifikasyon olayına göre beslenme farklılığı dolayısıyla kraliçe arı da olabilir. Şuradan ben bir üçüncü ok çıkarayım. Burada da yine İşçi arılarda iki en kromozomlu kısır işçi arılarda meydana gelebilir. Eğer ki arı sütüyle besleniyorsa kraliçeler meydana gelecektir. Eğer ki polen ile besleniyorsa işçi arı meydana gelmiş olacak. Buna da modifikasyon adını vermiş olacağız. Şimdi mayoz bölmeye baktığımızda mayoz bölümü 1 ile gösterilen kısım. Dolayısıyla 1 olmayanları çıkartalım. A, B ve D seçenekleri gitti. Modifikasyona baktığımızda bunun 5 numaralı ok yönünde gösterildiğini söylemiştik. Dolayısıyla 1 ve 5 olarak devam etmesi gerekmekte ki E seçeneği de gitti. Daha sonra partenogeneze de baktığımızda 2 olduğunu söyledik. Dolayısıyla doğru eşleştirme C seçeneğinde verilmiştir. Cevabımız C'dir. Aşağıda verilen soy ağaçlarından hangisinde kalıtlanan özellik Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde aktarılmış olabilir denmiş. Homolog olmayan bölge şu anlama gelmekte. Sadece Y kromozomunda bulunacak. Demek ki sadece erkeklerde gözlenen hastalık bize sorulmakta. Şimdi A'ya baktığımızda dişi bireyde gözlenmiş. Dolayısıyla gitti. B'ye baktığımızda burada da dişi bireyde bu hastalık var. Gitti. D seçeneğinde dişi de var. Gitti. E'de de dişi de gözlenmiş. Gitti. Dolayısıyla sadece Y kromozomunda bulunuyorsa
babadan oğula geçecek. Yani erkek bireylerde gözlenecek. Görüldüğü üzere C'de baba hasta, erkek oğul da hasta. Demek ki sadece Y kromozom ile aktarılan bir hastalıktır. Cevabımız C seçeneğidir. Öz ağırlık maddenin birim hacminin ağırlığıdır. İçinde boşluk bulunmayan metal K küresinin öz ağırlığının sıcaklığa bağlı değişimini tespit etmek isteyen bir öğrenci 1, 2, 3, 4 nolu ölçüm araçlarından hangisini kullanmalıdır? Öz ağırlığı rho ile gösteririz arkadaşlar. Ağırlık bölü hacimdir. O zaman biz ağırlığı ölçmek için dinamometre lazım. Hacimdeki değişimi ölçmek için dereceli kap lazım. Kütle ölçmeme gerek yok çünkü ağırlık ölçüyorum zaten. Bir de sıcaklık değişimini ölçmek için termometre lazım. Doğru cevap C seçeneği. Düşey kesitleri şekildeki olan özde silindirik kaplarda XYZT gazları sürtünmesi arkası pistonlarla ayrılan bölmelerde bulunmaktadır. Özdeş X cisimleri şekildeki gibi dengedeyken XYZT gazların basınçları PX, PY, PZ ve PT oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? PX eşittir PY diyor. Burada ağırlıksız piston var. İç basınç dış basınca eşittir. Yani arkadaşlar PX eşittir PY doğru. Peki PX'i P0 cinsinden yazalım. Bunlar aynı zamanda neye eşit? P0 artı X'in ağırlığı G olsun. Pistonların yüzey alanı S olsun. G bölü S olacak. Peki burada da bakalım şimdi. Dışarısı P0. O zaman PZ'miz P0'a eşit. PT ise Z'nin basıncı yani P0 artı G ağırlıklı X cisminin ağırlığı yani G bölü S. Buna göre PX eşittir PZ diyor arkadaşlar. PX PZ'ye eşit mi ona bakalım. PX P0 artı G bölü S. Z de P0. Bu yanlış. PY eşittir PT. Bakın PY'miz P0 artı G bölü S. PT'miz de P0 artı G bölü S. Bu da doğru. Doğru cevap C seçeneği. Düşey kesti şekildeki olan kapta bulunan türdeş sıvı içine bırakılan K cismi yayı sıkıştırarak dengelendiğinde sıvı yüksekliği H, yayda oluşan kuvvet F oluyor. Düzenek yer çekiminin daha büyük olduğu bir ortama götürülürse H ve F niceliklerinin değişimi için ne söylenebilir? Şimdi burada arkadaşlar ağırlık artacağı için hani şu an dengeyi yazarsak aşağı doğru G var ve F var. Yukarı doğru da arkadaşlar kaldırma kuvveti var. O zaman G artı F eşit olacak kaldırma kuvvetine. Şimdi G'miz işte M çarpı G artı F eşit olacak FK'da V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi burada arkadaşlar MG'miz artıyor. V batan D sıvı G de artıyor. O zaman bu eşitliğin bozulmaması için F'inde ne yapması lazım? Artması lazım. Peki burada F'in artması için daha çok sıkışması lazım. Demek ki K cismi biraz aşağıya ne yapacak? İnecek. O zaman K aşağı indiği için sıvı yüksekliği H da artacaktır. Doğru cevap A seçeneği. K ışık kaynağından çıkan yeşil ışık X ve Y cam bloklarında şekildeki gibi kırılmaya uğrayıp duvarın A noktasına düşmektedir. Buna göre ışının B noktasına düşmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Y bloğunu sistemden çıkartma. Bunu sistemden çıkartırsak arkadaşlar ışın A'nın daha üstüne gider. Bu olmaz. Alfa açısını azaltma. Işığı şu şekilde gönderirsek arkadaşlar. Bakın yine normale yaklaştı. Normalden uzaklaştı. Yani bu olabilir. Yeşil yerine kırmızı ışık gönderme. Kırmızı arkadaşlar daha az kırılır. Mesela yeşil bu şekilde kırıldıysa kırmızı ne yapacaktır? Şu şekilde gelecektir ve A'nın üstüne gider. Bu da olmaz. Doğru cevap A seçeneği. Özdeş A ve B mıknatısları K ve L yayları ile oluşturulan şekillerdeki sistemde demirden yapılmış özdeş X, Y cisimleri K ve L yaylarının üzerindeki özdeş tahta tablolara bırakılığında yaylar sıkışarak denge sağlanıyor. K yayın esneklik sabiti L'ninkinden büyük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? K daha sert yay olduğu için daha sıkışacaktır. L ise daha fazla sıkışacaktır X ve Y'yi koyduğumuzda. O zaman mıknatıslar arkadaşlar bu daha yakın, daha büyük kuvvetle çeker. Bu bunu F1 ile çeker. Bu da bunu F1 ile çeker. Bu arkadaşlar bunu F2 ile çeker. Bu da bunu F2 ile yukarıya doğru çeker. O zaman F1 büyük F2'dir. A mıknatısına bağlı iptek gerilme kuvveti B mıknatısına bağlı iptek gerilme kuvvetinden büyüktür. O zaman F1 F2'den büyük olduğuna göre mıknatısların ağırlıkları aynı G, Y, G.
O zaman ip gerilmeleri buna T1 dersek, buna T2 dersek T1 T2'den daha büyük olur. Çünkü bunlar G artı F eşit. Bir doğru. B mıknatısına bağlı iptek gerilme kuvveti A mıknatısına bağlı iptek gerilme kuvvetinden büyüktür. Bir doğruysa iki yanlış. L yayında oluşan kuvvet K yayındakinden büyüktür. Burada arkadaşlar bilyelerin yaya uyguladıkları kuvvetler mesela bunda G eksi F1 kadar. Bunda ise arkadaşlar G eksi F2 kadar kuvvet uygular. F1 F2'den daha büyük olduğu için Y yayı, Y cismi L yayına daha çok kuvvet uygular. O zaman L yayında oluşan kuvvet K'dan büyüktür. Bu da doğru. Doğru cevap D seçeneği. İç direnci önemsiz üreteçle kurulu elektrik devresi şekildeki gibidir. Rövanstan sürgüsü ok yönünde hareket ettirilirse KLM lambaların hangilerinin parlaklığı artar? Şu an sadece şuradaki direnç devrede, buna R diyelim. Bu da R olsun, bu da R, bu da R olsun. İkisi seri bağlı arkadaşlar. Gerilimleri V, V olsun. O zaman bunun gerilimi 2V olur. Bununki ise arkadaşlar 3V olacaktır. Yani üreticimiz 5V'lik. Şimdi reostayı buraya getirdiğimiz zaman burayı 2R yapalım. 2R ile arkadaşlar şu R seri. Onları bir çizelim arkadaşlar. Şu 2R'lik direnç şu R. Üstünde L lambamız var. Şöyle L lambamız. Şu da arkadaşlar. Bu da R'ye kadar M lambamız ve şu şekilde de K lambamız olsun. Burada da 5V'lik üretici bağladık. Şimdi gerilimler arkadaşlar, yani tekrar ne yapalım, paylaştıralım. O zaman buna V düşerse buna 2V düşecek. Yani arkadaşlar işte o zaman buna 3V düşecek. Buna da ne düşecektir bu sefer? I çarpı R'yi V dedik. 3IR 3V olur. Akım 4i, 4ir de 4v olacaktır. Yani v üssü diyelim bunlara. O zaman toplam arkadaşlar 4v üssü, 3v üssü da 7v üssü 5v'ye eşit olacak. Dolayısıyla buradan v üssü ne çıkar? 5 bölü 7 v çıkar. O zaman k'nın gerilimi arkadaşlar 20 bölü 7v oldu. 20 bölü 7v. Yani 3v idi. 21 bölü 7 idi. 20 bölü 7v'ye düştü. K düşer. L'ye bakalım. 2V'ydi. Şimdi 15 bölü 7V oldu. Bakın bu 2'den büyük. Yani L'nin parlaklığı artar. M'ye baktığımızda ise 5 bölü 7'ye düştü. M de azalır. O zaman yalnızca L'ninki arttı. Doğru cevap A seçeneği. Derinliği sabit olan bir dalga deninde oluşturulan KOL atmasının X ve Y engellerinden yansımadan önceki ve yansıdıktan sonraki görünümleri şekildeki gibidir. Buna göre KOL atması X engelinden yansımaya başlayıp Y engelinden tamamen yansıncaya kadar geçen sürede görüntülerinden hangilerine sahip olabilir? Hızı arkadaşlar IŞİD gibi düşünüp izleyeceği yörüngeyi şu şekilde belirleyebiliriz. Şimdi ilk başta O noktası engele geldiği anda bakın O burada, L burada. Eğer engel olmasaydı K burada olacaktı ama tam simetriğini aldıracağız. Demek ki K yansımış ve şu an bu tarafa gidiyor olabilir. Yani bir olur. Bu tamamen yansıdıktan sonra arkadaşlar bakın şu şekilde burada K, burada L olacak şekilde ilerler. Daha sonra tam O noktası engele geldiği anda şöyle arkadaşlar burası K, burası O. Normalde engel olmasaydı L buraya gelecekti. Tam simetriğini aldıracağız. Yani şu şekilde L böyle ilerliyor olabilir. O zaman LK demiş. Eğer bu KL olsaydı doğru olacaktı. Şu an yanlış. KO, OL. Bu da arkadaşlar doğru. Doğru cevap C seçeneği.